Fatih'e sorar mısın? Ayda en az bir kere ne yapıyormuş? Ayda ne yapıyor abi? En az bir kere ne yapıyor? Çekiyor mu? Ne demeye çalıştın? Ne yapıyoruz ayda en az bir kere? Sizce? Çekiyoruz. Ne çekiyorsun? Çekiyoruz. Ne çekiyorsun? Ne çektiğini önemli. Niyet. Tespih çekiyoruz. Niyet. Yok. Şeyleri düşünmüyor. Elbise çekiyor üstüne. Evet. Şeyi çıkartıyor, gri donlarını. Ne çekiyorsun? Böyle Hakan gibi biz kapriyle gezemiyoruz. Yani. Hakan'cığım ayda en az bir kere kapriyle gri jomanla çıkıyor. Biz de işte ayda ne yapıyoruz abacığım? Bir tane fes, bir tane yelek. Kuşak mıydı lan o? Kuşak. Damatlığı giyip damatlığı çekip geziyor adam. Evet. Adana şalvarıyla mı geziyor lan? Güzel olmaz mı? Mantıklı aslında. Hakan sen hiç Adana şalvarı giydin mi? Adana şalvarı. Niye? Nasip olmadı. Benim dedemkiler niye büyük biliyor musun? Adanalı değil ama şalvar giyiyor herhalde. Şalvar iyi olur diyorlar. Etkiler diyorlar. Denemek lazım arkadaşlar. Yani sonucu görmek istiyorsanız bir şalvar giyin. Tabii bu ne zaman giyilmesi gerekiyor onu da bilmiyoruz. Küçüklüğünüzde mi giyeceksiniz? Büyüdüğünüzde mi giyeceksiniz? Fark etmez. Bunun üzerine birkaç tane atasözü var. Bir tanesini söylesene. Şu an aklıma gelmedi yani. Gelenler de çok münasip değil. Sen söyle bir tane bu konuyla alakalı atasözü. Bayram gelir elleri. O değil mi? Ben elime elin geçin. Yok oğlum o konuyla alakalı bir tane atasözü. Abi sen söyle. Bir numaralı bakışla beraber. Ben söylüyorum arkadaşlar. Tam üstünde sarsan vur beline kazmayın. Bu yani. Olmaz. Sen söyle. Geçen hani adam biri sana kaba... güzel bir söz söylediydi ya, küfür değişik bir şey dediydi. Aklına geldi mi? İsmail abi mi söyledi ya? Ne bileyim, değişik bir şey dediydi mi? İsmail abi ne söylediydi lan? Dur be, değişik küfürleri aklıma getirmeye çalışıyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar bir aygır ekibi geldi. Onlara bakıyoruz. Yani bence gayet sağlam aygırla. Ya neydi lan o? Aygır taşı. He. Ayağında mesler, bastıkça esner. Sendeki göt bizim mahalleyi besler. Deyim söylediysen bunu söyleyeceksiniz yani. Bir de ne var? Adam iyisi yaprağın altında. Evet. Şeyin iyisi de şalvarın altında diyor. Evet. O yüzden abi büyük kayanın altında yaşar. Batacak böyle de yetişir. Ne alakaysa şalvardan nereye geldi? Evet. Ben de bir söz söyleyeyim. Dala çıkan keçinin dala çıkan oğlağı olur. Ne alaka? Yok. Sen söyle abi. Bir daha söyle. Dala çıkan keçinin dala çıkan oğlağı olur. O öyle değil bir kere. Sen söyle. Dama çıkan keçinin ağaca çıkan oğlağı olur. Ha. Ne kadar eşeğmişsin ben. Ben söylemişim. Hayır mantık ne birader? Mantık ne? Vallahi şimdi anası çıkınca çocukla fırlama oluyor. O da çıkıyor yani. Bak ben size kör Ahmet'in 10 numara sözünü söyleyeceksiniz. Evet aygırla yanımıza. Ya bir dur oğlum lan bir dur aygırla maygırla uğraşma. Hasılı kalın yaksan odun her kızdan da kadın olmaz. İyi ipekten iyi bez olur. İyi anadan iyi kız olur. Harika. Özlü sözlü. Neydi? Bir laf vardı ya. Avradı paran yokken miydi? Neydi o?
bir tane daha var. Hakan bilir. Hakan seviyor. İbay. Şu altını görünce değişme kadın, para görünce değişme erkek. Yok ne? Herif paralı iken, avrat parasızken belli olur mu? Yaralı iken diyor. Öyle şey değil mi abi? Ben öyle hatırlıyorum. O yüzden gençler parasız kalmayın. Parasız da kalırsınız. Bir de çok güzel yani Bulgar atasözü var. Para varsa yancıkta. Çılgınlar sizi. Anlamazsın sen. Sapık çocuk. Hiç hoş değil. Bu videoyu 14 dakikaya buldurduğun zaman atacağım direkt. Hiç oynama yapmadım. Evet arkadaşlar, şimdi ne diyoruz? Size bir özlü söz daha. Onun hatırı dağdaşı yatırır. O yüzden dikkat edin. Onun hatırına çok bakmayın. Tehlikeli işler onlar. Siz gençlere önerim, ondan uzak durun. Fatih abiniz gibi yapmayın. Hatırla gönülle bu iş olmaz. Değiştir. Değiştir. Uğur geliyor. Uğur sağ ol, Allah razı olsun. Ben Uğur, çay çektim. Sağ ol, Allah razı olsun. Cingeni yedin lan. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa senin Allah'ım. Taraflar abi. Taraflar. Ne olur onlar? Bu şeytan diyorlar. Aynen abi. Ne yapıyordu? Sen şu Necip Fazıl'dan bir şiir okuyordun. Karıştır çayları geçsin bir tamam. Hakan abi çay içer misin? Haydi abi. Yaz oğlum, yaz yaz. Yaz. Uğur'dan iş çıkmadı. Çayları kakalandı. Ne zaman çıktı? Bir kavun getir diyoruz, bize çayı çek diyor. Yavşak. Bir kavun getir değil mi? Ağzımız sulandı şurada. Aygır. Bir özlü söz söyle. Güzel bir reklam olsun. Belki Neşet Ertaş değildik ama biz de cahildik, dünyanın yalan rengine kandık be. Aynen. Vay kardeşim vay. Divane'nin güzel insanlarından. Sıradaki. Güzel bir şey. Şimdi Uğur geldi. Karıştır çayları geçsin bu zaman. Karıştırmazsan çayları geçmez bu zaman. Zindanda dakikalar farksızdır aydan. Hakan abim, Ahmet abim, Kemal abim getir aş kokulu çaylarından. Dakika senin asırlık faydan. Küfürlü bir şey söyledin şimdi. Bir de küfredi abi. Oğlum biz bir saattir küfürlü deyim söylüyoruz ya. Şeyler söylüyor. Mesela. Büyük beri. Çok iyi. Ayıp, ayıp şey. Bizim bildiğimiz tek ayıp şey büyüklerin yanında ayaklarımızı birbirinin üzerine atmak. Birbirinin üzerine atmak. Hele babamızın yanında. Dini bir çekin. Yani sevgilinizin kulağına sakın böyle şeyler fısıldamayın. Sonrasında olanları WhatsApp videomuzda görebilirsiniz. Hakan denedi ama başarılı olamadı. Babası onu... Başı olacak. Hepe izledikten sonra neler oldu neler. Kapatıyorum videoyu. 8,5 dakika oldu. Bizim için fark etmiyor. Biz anı yaşıyoruz. Mesela Hakan hala ağzından nargile içebiliyor. Bak. Dudaklarını yan şekilde düzerek de çevreyi süzerek de burnundan üfleyerek de adam ha yeter amına.